Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Şimdiden de bayramınız mübarek olsun. Ben de sözleri çok fazla uzatmayacağım. Fakat biliyorsunuz şu anda Türkiye artık resmen bir cumhurbaşkanlığı seçim dönemi içerisinde. AK Parti olarak Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 12. Cumhurbaşkanlığına aday olarak göstermiş durumdayız. Ümit ediyoruz ki 10 Ağustos günü sizlerin de vereceği oyla Genel Başkanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak can kıyımlı umut bulacaktır. Ben ümit ediyorum ki sizler de bu çalışmalarımıza destek vereceksiniz. Ve hep beraber inşallah 10 Ağustos'tan sonra çok daha hızlı bir şekilde Türkiye'mizi geleceğe taşımak üzere çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam edeceğiz. Akçakoca ile ilgili olarak da bugün başkanımızla beraber birazcık sohbetimiz oldu. Akçakoca için önümüzdeki sene planladığımız bazı yatırımlar var. Onlar üzerinde çalışmalarımız olacak. Genel olarak zaten başkan herhalde görevi devraldıktan sonra bir ivme kazanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü AK Parti belediyeciliği biliyorsunuz çok yoğun çalışmayı ve disiplinli çalışmayı gerektiren bir belediyecilik anlayışıdır. Ben Cüneyt Başkan'ın da bu noktada en iyi şekilde görev yapacağına inanıyorum. Bu akşam için hep beraber. Bu akşam için planlanan neyim var şimdi? Şimdi benden sonra siyasi konuşmalar ve siyasi konuşmalardan sonra kimdi? Eylül Hanım. Evet, TRT sanatçısı Eylül Hanım sizlerle beraber olacakmış. Ben bugün Düzce programımız çerçevesinde sizleri de il başkanımız bugün ve başkanımız ısrar ettiler Akçakoca'ya gidelim diye. Biz de tamam dedik. Düzce programımızı müteakip burada olduk. Teravih sizlerle beraber kılmak nasip oldu. Ümit ediyorum ki 31 Temmuz'da Düzce'de açılışını yapacağımız tesislerden sonra Akçakoca'daki tesisleri de hızlandıracağız. Ben tekrar bu akşam buraya gelip bizlerle beraber olmak için vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sözleri de daha fazla uzatmıyorum. Ama şunu unutmayın, biz hizmet etmek için, milletimizle beraber koşmak için buralardayız. Bizim anlayışımız, AK Parti'nin anlayışı budur. Bizim vizyonumuz budur. Genel Başkanımızın, Başbakanımızın bizlere talimatı budur. Dolayısıyla durmak yok, yola devam. Hep beraber koşacağız ve sizlere hizmet edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Seçim öyle kazandı. Valla Düzce bize her alanda destek oluyor. Yerel ürünlerinde organik ürünler. Evet, teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel olur. Sağ olasınız. Şimdi sahneye çok değerli Türk sanat müziği TRT sanatçımız Eylül Turan'ı davet ediyorum. Thank you.
Esenlikler sizin dostlarım.